Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size acaba Ramazan'da nasıl çalışmalıyım diye soruyorsanız kendinize bunun cevabını vermeye geldim. Nasıl çalışmalıyız? Aslında birkaç şekilde çalışabiliriz Ramazan'da ama benim önerim, size önerim şudur. Ramazan'da çalışma rutininizi bozmayın. Sadece saat aralıklarını değiştirebilirsiniz. Ama sabaha kadar işte sahura kadar çalışayım, öğlene kadar yatayım gibi böyle bir şey yapmayın. Çünkü Ramazan'dan sonra düzen oluşturmada sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden ben şöyle bir program önermek istiyorum size. Nasıl yapabiliriz? Mesela Ramazan'da sahura kalktık. Sahurda yaklaşık 2 saat veya 3 saat ayakta kalıyoruz. 2 saat olarak hesaplayalım. Eğer ki sabah 7'de bakın. Normal günlerde sabah 7'de uyanıyorsak, 07'de uyanıyorsak arkadaşlar, Ramazan'da nasıl yapacağız? Ramazan'da 2 saat erteleyebiliriz uyanmamızı. Ramazan'da örneğin işte sabah kaçta uyanırız? 9'da uyanabiliriz arkadaşlar. 9'da uyanış diyebiliriz. Bu şekilde 2 saat veya 3 saat ayakta kalıyorsanız 3 saat ileri atabilirsiniz. Ama bunu daha fazlasını kesinlikle yapmayın. Eğer ki normalde 7'de uyanıyorsanız sabah 9'da uyanışınızı yapabilirsiniz. 2 saat atabiliriz. Peki akşamları veya gün için nasıl yapacağız? Gün içinde şöyle. Bakın sabah 9'da uyandıysak eğer zaten oruçluysak kahvaltı gibi bir derdimiz yok. Sadece 9.30'a kadar şöyle bir uyanma, bir kendimize gelme zamanı olur. Daha sonra 9.30'da derse başlayabiliriz. 9.30 şöyle 9.30 10.30 birinci ders. Bu dersi siz ayarlayın. Eğer sabah sözel ders çalışmayı seviyorsanız sözel ders, sayısal ders çalışmayı seviyorsanız sayısal ders işte bölümünüze göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra 10.30'dan bakın 10.30'dan 10.40'a kadar dinlenme. Dinlenme. Daha sonra arkadaşlar 10.40'dan 11.30'a kadar veya 11.40'a kadar diyelim ikinci dersimiz. İkinci ders. Ama ben bu dersleri söylüyorum da bu dersleri nasıl yapacaksınız? Konu artı soru çözümü yapacaksınız. Bakın ben daha önce bir video çekmiştim. Biyolojiye nasıl çalışmalıyım diye. Ben diğer dersler için de aynı şeyi söylüyorum. Konuyu çalıştıktan sonra eğer konunun tamamını bitirmişseniz mutlaka onunla ilgili soru çözümü hemen ardına yapın ki veriler, çalıştığımız bilgiler daha iyi yerleşsin diye. Daha sonra 10.40'dan arkadaşlar, 11.40'dan 11.50'ye kadar dinlenmemiz olsun. Dinlenme. Daha sonra 11.50'de başladık derse. 11.50, 12.30 diyelim. Bakın burada bir 40 dakikalık zaman verelim. Üçüncü dersimiz olsun. Bu vakte göre siz dediğim gibi dersinizi ayarlayabilirsiniz. Daha sonra ben 12.30'dan 1'e kadar bir yarım saatlik dinlenme süreci ayarlıyorum. Çünkü Ramazan'da dediğim gibi eğer oruçluysanız hani bir süre sonra artık kafamız bazı şeyleri almıyor. Benim size tavsiyem sabahları daha böyle zihnimiz açık olur. Özellikle Ramazan'da sabah vakitlerinde daha böyle zor olan dersleri çalışın. Akşama doğru daha yapabildiğiniz derslere odaklanın. Çünkü akşam artık açlık seviyesi maksimuma çıktığı için beynimizde hani çalışma olarak gecikebilir arkadaşlar. Bu yüzden de akşama doğru, iftar vaktine doğru daha böyle kolay dersleri çalışabilirsiniz. Veya sevdiğiniz dersleri. Sevdiğimiz dersler her zaman hangi vakitte çalışırsak çalışalım bizim için sıkıntı olmuyor. 13'te dinlenmeye başladık. 13'te dinlenmemiz bitti. Peki ne yapacağım 13'ten sonra? 13'te başlıyorum. 14'e kadar yine 4. dersimi yapıyorum arkadaşlar. Ders dediğim etüt gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi konu artı soru çözümü kesinlikle. 14-10, 14 ve 14-10 arasında yine bir dinlenme süremiz var. 14-10'dan başlayıp 15-10'a kadar arkadaşlar 5. dersimizi yapıyoruz. 5. ders. Daha sonra 15-10'dan 10'ar dakikalık ayarlıyorum ben genelde dinlenmeleri. 15-20'ye kadar dinlenme yapıyoruz. Dinlenme. Şuradan devam edelim. 15-20'den 16-20'ye kadar
Yine 6. dersimizi yapıyoruz. Bu 6. ders dediğim farklı bir ders olmak zorunda değil. Aynı dersi bile çalışsanız aralarda mutlaka dinlenme molaları verin ki verimlilik daha yüksek olsun arkadaşlar. Çünkü beyin bir şeye böyle çok uzun süre odaklanamıyor. Mecburen aralarda bir kopmalar gerçekleşiyor. Bu 10'ar dakikalık dinlenme sürelerinde bu kopmaları kurtarabiliriz. Evet, 16.20, 16.30. Burada yine bir dinlenme yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra 16.30'dan 17.30'a kadar 7. dersimizi çalışıyoruz. Ve bugünlük şimdilik ders çalışma süremiz bitmiş olsun. Şimdi ben burada dersi bitiriyorum. Çünkü dediğim gibi akşam vakitlerinde arkadaşlar çok fazla beynimiz çalışmaz. Nasıl yapacağız? 17.30'dan iftar vaktine kadar. Şimdi 17.30 iftar vakti diyelim. İftar vaktine kadar ders çalışmıyoruz. Dinlenme yapıyoruz. Doğu kısımlarında, doğu kesimlerinde diyelim, hani doğudaki şehirlerde iftar vakti biraz daha erken, batıda biraz daha geç. İftar vaktini siz kendinize göre ayarlayacaksınız. İftardan sonra yemek yedik, hemen böyle bir mayışıklık çöker üstümüze. Yaklaşık bir yarım saat kadar o mayışıklık geçsin. Mayışıklık geçtikten sonra ne yapıyoruz peki? Bundan sonra arkadaşlar iftardan sonra bakın, şöyle diyorum, iftardan yarım saat sonra, yarım saat sonra ikinci bir çalışma düzenimiz başlıyor. Peki ben burada ne yapacağım? Burada artık yemek yedik, beynimize besin gidiyor. Dolayısıyla beynimiz çalışmaya başlıyor. İftardan sonra kesinlikle matematik problemler ve yeni nesil sorular arkadaşlar. Unutmayın, yeni nesil sorular her zaman daha çok çıkıyor. Matematik problemler ve Türkçe paragraf. Türkçe paragraf. Peki saat kaça kadar yapacağız bunu? Arkadaşlar en geç, bakın en geç 11'e kadar. 11'e kadar bunu yapacağız. Çünkü 11'den sonra bizim uyumamız lazım, sahura kalkıyoruz. Eğer daha geç uyursanız bu sefer sahura uyanmanız zorlaşabilir, sabah kalkmanız zorlaşabilir. Bu da düzende bir aksaklık meydana getirir. En geç 11'e kadar çalışıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Sonra uyuyoruz arkadaşlar. Uyuduktan sonra sahura kalktık. İşte sahurda neyse yedik yemeğimizi. Sonra ne yapacağım peki? Sahurda ne yapacağım? Arkadaşlar sahurda şöyle yapabilirsiniz. Sonuçta bizim günün içerisinde mutlaka kitap okumamız gerekiyor, okuduğumuzu anlamamız için. Ama kendinizi vererek okuyun, öyle okumuş gibi yapmayın. Sahurda bir yarım saat kadar, bakın yarım saat kadar kitap okuyabilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz. Hem zihninizi biraz açık tutarsınız, hem de arkadaşlar gün içerisindeki okumamız gereken kitabı bir ay süresince sahurda okuyarak günden kendimize bir vakit kazandırmış oluruz. Şu dinlenme kısmı demiştim, yani iftara kadar dinlenme. O sırada da kitap okuyabilirsiniz. Bunu tamamen size bırakıyorum. Evet, benim uygulamak istediğim, sizlerin de uygulamanızı istediğim çalışma programı bu şekilde. Eğer böyle yaparsanız umarım vaktiniz Ramazan'da verimli geçmiş olur. Evet, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.